Günümüzden neredeyse 180 yıl önce 1843 yılında bugünkü Antalya Kınık açıklarında demirlemiş bir İngiliz gemisinin bordasından ünlü İngiliz arkeolog Charles Fellowes ve kraliyet ressamı George Scharf Anadolu kıyılarına bugünkü Eşen Vadisi'ne doğru bakıyorlardı. Arkeolog Fellows'un görevi Muğla ve Antalya'dan çıkarılan tamı tamına 72 sandık dolusu tarihi eseri İngiltere'ye götürmekti. Kraliyet ressamı George Scharf ise neredeyse bir fotoğraf makinesi gibi tüm bu süreci resmetmekle görevliydi. Scharf, meraklı ve maceraperest bir ressam olduğundan 1843 yılının Kasım ayında Kınık'ta karaya çıktıktan hemen sonra çizim tablosunu yanına alıp Teke Yarımadası'nın içlerine doğru ilerlemeye başladı. İşte şimdi gördüğümüz bu ilginç gravürü de bugün Muğla Seydikemer'e bağlı Yaka köyünde Tulos Antik Şehri'ne bakarak çizdi. Uzak zamanlarda bu hafta George Scharf'ın bize 180 yıl önce çizdiği bir gravürün içinden eski Anadolu'nun ilginç ve kat kat tarih yüklü bir köşesine bakacağız. İşi biraz daha ilginç hale getireceğim. 180 yıl önce çizilmiş bu gravürün derinlerine dalıp içerisindeki bir kaya mezarının da içine gireceğiz. Tabii ki sadece bununla yetinmeyeceğim. Bu gravürün penceresinden başka bir gravüre bakacağız. Ardından Tulos Antik Kenti'nin Akropolü'ne 1844 yılında James Müller'ın çizdiği bir yağlı boya tablonun içerisinden bakacağız. Ve ne yazık ki Muğla Seydikemer Yaka köyüne çıkarken yol kenarında kaderine terk edilmiş ve bir çöp konteynerinin eşlik ettiği devasa Likya kaya anıtını göreceğiz. Amacım güzel Anadolu'muzun ilginç tarihine farklı açılardan bakmak. Beğen butonuna tıklamanız ve uzak zamanlara abone olmanız beni motive ediyor. Aynı zamanda katıl butonunu kullanarak bana yeni videolar için destek verebilirsiniz. Şimdi 1843 yılında bir İngiliz ressamın gözünden Anadolu'nun en güzel köşelerinden birisine bakıyoruz. Hititlerin Dalava, Luvi kökenli Likyalıların ise Tılava dedikleri yere. Gravürün en üst katmanında Tulos Antik Şehri'nin Akropolü yer alıyor. Tulos adeta bir kartal yuvası gibi Kısantos, bugünkü Eşen Ovası'na yükseklerden bakan hakim konumuyla Likya'nın her zaman en önemli şehirlerinden birisi olmuştu. George Scharf'ın da bereketli Kısantos ırmağını ve onun beslediği Kısantos Vadisi'ni gravürün uzak noktasına yerleştirmesinin sebebi buydu. Tulos'un konumunu vurgulamak. Tulos öyle bir şehirdi ki devasa büyüklükte bir kayadan tüm ovaya hakim yekpare bir kale gibiydi. Kısantos bugünkü adıyla Eşen Ovası Akropol'den böyle görünüyor. İşte ressamımızın Tulos'un Akropolü'ne baktığı o dönem Akropol'ün üzerinde Ali Ağa isimli bir Osmanlı derebeyinin de konağı yer alıyordu. Hemen altında bir düzine Likya kaya mezarı var. Onun da altında sütun parçalarıyla onarılmış eski kale duvarlarını görebilirsiniz. Bunların birçoğu Tulos'un Roma ve Bizans döneminden kalma parçaları. Sağ taraftaki kayalıkta onlarca Likya kaya mezarı var. İlginç ama gravürün ortasındaki ağaçların içinden yukarıya doğru yükselen, boyutlarına bakılırsa devasa bir Likya kaya anıtı var. İlginç olan ise 180 yıl önce gravürün ortasında yükselen bu devasa yapının bugün mevcut olmaması. Bu belki de Yaka köyüne giden yolun kenarında görülen büyük kaya anıtı gibi farklı bir Likya anıtıydı. Yaka köyüne doğru giderken yol kenarında kaderine terk edilmiş bir çöp konteynerinin eşlik ettiği dev bir Likya yazıtı var. Hiçbir koruma önlemi alınmamış. Üzerinde Likyaca harflerle belki de arkeoloji ve tarih adına önemli bir Likya anıtı bu. Ama şu anda arkeoloji, tarih ve turizm adına biraz da üzüntü verici bir görüntü. Gravürümüzün ön planını ise birçok George Scharf gravüründe olduğu gibi zamanın yörükleri oluşturuyor. Kaval veya ney çalan bir adam, hemen karşısında onu dikkatle dinleyen yaşlı bir dede ve yine tüm dikkatlerini neyin veya kavalın sesine vermiş iki genç adam daha var. Ve arkalarında durmuş, belinde bir yatağını taşıyan başka bir adam. Gravürün ön planında ise bir yaşlı ve bir genç adam daha var. George Scharf'ın tarihi kalıntıların yanında
o dönem bölgede yaşayan Yörüklerin sosyal yaşamlarına fazlasıyla ilgi duyduğundan daha önce de bahsetmiştim. Minare Köyü, Kınık'ta Yörük Kadınları ve 1843 yılında Fethiye. İsterseniz bu gravürlere ait bölümlere hemen yan tarafta açılan bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Şimdi biraz da gravürün derinlerine doğru ilerleyelim. Gravürdeki devasa kayalıkların ortasına oyulmuş bu kaya mezarına dikkat edin. Bu kaya mezarına Akropol'den aşağıya doğru inen küçük bir patikadan ilerleyip yukarıya doğru yükselen kayalıklara tırmanarak ulaşabilirsiniz. Ben de 180 yıl önce Tulos'u ziyaret eden İngiliz kraliyet ressamı gibi bu kaya mezarına aynı yoldan ulaştım. Ve işte o da tam da şu anda benim durduğum bu noktadan karşıya bakarak bu ikinci Tulos gravürünü çizdi. Bu gravüre Tulos'ta bitmemiş kaya mezarı başlığını koydu. Altına da Pegasus üzerine binmiş Bellerophon kalıpları alındı açıklamasını yazdı. Kaya mezarının içine girdiğinizde George Scharf'ın ne demek istediğini anlayabilirsiniz. İngilizler o dönem İngiltere'ye götüremedikleri tarihi eserlerin alçıdan kalıplarını alarak bu kalıpları İngiltere'ye götürüyorlardı. İşte bu mezarın iç kısmındaki Pegasus kabartmasını İngiltere'ye götüremeyeceklerinden alçıdan bir kalıbını almışlardı. Hatta bugün kaya mezarının içindeki bu kabartmaya yakından baktığınızda 180 yıl önce alınan kalıbın alçı izlerini kaya çatlaklarının arasında halen görebilirsiniz. Bu mezar sahibinin statüsüne işaret eden muhteşem bir kabartma ve bunu ona yakından baktığınızda daha iyi anlıyorsunuz. Sadece kanatlı bir at kabartması değil, kaya mezarının her yanı harika kabartmalarla bezeli. Bu da kaya mezarının demir bir kapıya öykünen görüntüsü. Bu kaya mezarlarının bir zamanlar kök boyalarıyla boyanarak renklendirildiği biliniyor. Bu mezarımızda kapalı ve korunaklı bir yerde olduğundan bir zamanlar maviye boyanmış olduğunu yok olmaya yüz tutmuş boya kalıntılarından anlayabiliyoruz. George Scharf bu mezarın bir de planını çizmişti. Kanatlı Pegasus'u ve kaya mezarının kapısını bu planda daha iyi görebilirsiniz. Şimdi size yine ressamımız George Scharf'a ait farklı bir gravürden bahsetmek istiyorum. Gravürümüzün ismi Mira'da bir kaya mezarı. Alt kısımdaki açıklamada İngilizce alçı kalıpları alınırken ibaresini okuyabilirsiniz. Gravürdeki şapkalı İngiliz arkeolog mezarlık duvarındaki kabartmaların alçıdan kalıplarını alıyor. Hemen ayaklarının dibindeki iki alçı dolu kabı görebilirsiniz. Mezarın içindeki diğer adam da başka bir kap içerisinde alçıları hazırlıyor. Alçı çuvalları ve yine bir kap dolusu alçı. Ve tabii ki George Scharf gravürlerinin vazgeçilmezleri meraklı gözlerle ne olduğunu anlamaya çalışan bir yörük ailesi. Biz Tulos'taki gravürümüze geri dönelim. George Scharf'ın 180 yıl önce durduğu noktada duruyorum. Mezarlık sarp ve biraz da tehlikeli bir kayalığın üzerine oyulmuş. Bugün aynı açıdan baktığımızda her şey böyle görünüyor. Tulos Akropoli ise tam da ressamımızın durduğu yerden işte böyle görünüyor. Tabii ki Tulos Akropoli'nin 1840'lardaki tek yabancı ziyaretçisi İngiliz kraliyet ressamı değildi. 1843 yılında başka bir ünlü İngiliz ressam James Müller de Tulos Akropoli'ni ziyaret etmişti. Akropol'deki kaya mezarları, oturmuş dinlenen insanlar, develer ve en tepede o dönem bir Osmanlı derebeyinin konağı. Yine arkada boylu boyunca uzanmış Eşen Ovası var. Bir de dikkatli gözler için satranç oynayan iki yörük. Bu da Tulos Akropoli'ne açılan başka bir pencereydi. Düşünün, bugün belki de birçoğumuzun bilmediği, önemsemediği bir antik şehri bundan 180 yıl önce iki önemli Avrupalı ressam ziyaret etmişti. Hatta ziyaret etmekle kalmamışlar, arkeologlar kabartmaların kalıplarını almış, etraftan çıkan tarihi eserlerini de tamı tamına 72 adet ahşap sandığa doldurup bir gemiyle İngiltere'ye götürmüşlerdi. Anadolu ilginç bir yer. Uzak zamanlara yeni videolarda
destek olmak için katıl butonunu kullanarak kanala üye olabilirsiniz. Uzak zamanlara destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Amacım Anadolu tarihine gravürlerin, seyahatnamelerin ve kitapların penceresinden bakmak. Aynı zamanda Anadolu'muzun farklı köşelerine ve farklı zamanlarına açılan bu pencereleri, gravürleri Anadolu tarihi adına daha ulaşılabilir bir hale getirmek. Uzak zamanlara abone olmanız ve videoları beğendiyseniz beğen butonuna tıklamanız beni motive ediyor. Başka bir videoda yeniden görüşmek üzere. Herkese sevgiler.